tekrardan geldiği şeklinde bulunduruyorsunuz, oynadığınız için. Komisyondan geldiği şekilde oynadığınız kabul edenler kabul edilmiştir. Muhammed Bidayır ve başkanlık makamı teklifli dışında kalanlar. Kurum adına konuşmaları bekliyorum. Bütçe görüşmeleri aynı zamanda belediyeyi yöneten yönetimin bir karnesidir. Bir strateji ve planlama belgesidir. Yani bütçe demek, riyasetin, belediyenin gelirlerini o şehri hangi önceliklerle yöneteceğine yönelik dağıtımın planlandığı finansal vizyon çalışması demektir. Dolayısıyla bütçeye bakıldığında belediyeyi yönetenlerin kenti nasıl yöneteceği, hangi önceliklerle yöneteceği, nelere önem verdiği rahatlıkla görülmelidir. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu bütçeye sadece rakamsal olarak değil, bir vizyon belgesi olarak bakmaktayız. Bakıyoruz ama ne yazık ki bir vizyon göremediğimizi üzülerek ifade etmek durumundayız. Ne yazık ki önümüze konulan bu 2022 bütçesi bir yoklar bütçesidir. Yani yoklar bütçesi ne demek? Öncelikle bu bütçede bir vizyon yok. Yalova'yı ileriki yıllara hazırlayacak bir bakış açısı yerine günü kurtarma, idare etme anlayışı görüyoruz biz bu bütçede. Yani bu bütçe, bir bütçe yapma zorunluluğu var hukuken, onu da yapıyoruz işte, anlayışı görüyoruz bu bütçede. İki, planlama ve strateji göremiyoruz. Yalova'nın sorunlarını şu planla, bu stratejiyle çözeriz gayesi görmüyoruz bu bütçede. Bu bütçede aynı zamanda koordinasyon göremiyoruz. Birim müdürü kaynak ihtiyacını istiyor. Başkan vekili diyor ki ne gerek var? Encümen diyor ki haklısın başkan vekilim, ne gerek var? Sonra benim birim müdürüm bir çare komisyona geliyor. Bu kaynaklarla ben iş yapamam diyor. AKP'li komisyon üyeleri de haklısın. Başkan vekili ve encümen hayali bir bütçe yapmış. Size tırpan vurmuş. Tırpanlamışlar deyip bütçeyi arttırıyor. Yani kimsenin birbirinden haberi yok. Yalova'nın ihtiyaçlarından kimsenin bir haberi yok. Bu bütçede aynı zamanda çalışma isteği yok. Çalışalım, sorunlara çözüm bulalım deseydiniz, yatırım yapacak, iş yapacak birimlerin bütçelerine tırpan vurmazdınız. Örneğin altyapıyla su kanalizasyonla alakalı binlerce sorun var. Doğru ama düzgün bir bütçesi yok. Başka ne yok? Bu bütçede halka hizmet yok, yatırım yok, gerçeklik yok. Bu bütçede seçilmiş gibi davranma çabası var. Peki tüm bunların sebebi ne? Çünkü tüm Yalova'nın bildiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sizler bu koltukların emanetçi riyasetisiniz. Üstelik haksız bir şekilde oturan riyasetsiniz. Sizler bu koltukların gerçek sahipleri değil, halkın iradesini haksız bir şekilde gasp eden anlayışın Yalova'daki temsilcilerisiniz. Burada olmayan siyasi büyüklerimizle ilgili edilen lafları da aynen iade ediyorum kendilerine. Şimdi vizyondan bahsediliyor. Fatih Bey, çok özür dilerim. Buyurun. Bir şeyle gitmesin. Burada bulunmayan bir siyasi büyük arkadaşımızdır. Onunla ilgili kötü bir söz söyleyeyim. Muhammed Bey, hiç gerek yok. Dinleyelim. Biz bakın, mikrofon. Grup dinledi. Siz de size yok yok yanlış iş verecektir. Anlatıyorum da dinleyelim. Konuşmak isteyenlere ben herkes, bakın herkese söz vereceğim. Herkes konuşsun. Siyasi büyüğü dediğini kamera çekti de. Tamam, izler. Evet, evet. Şöyle ortak siyasi büyüğümüz olmasına gerek yok. Biz grubumuzun siyasi büyüğü olarak kendilerini nitelendiriyoruz. Partimizin il başkanıdır, başımızın üstüne yeri vardır. Az önce zikrettiğim gibi ifadeleri aynen iade ediyorum. Vizyondan bahsediliyor. Şimdi tabii burada biraz gülüş bir durum var. Önceki yönetimin bu vizyonla alakalı söylemlerinde herhalde 238 icra, hacizlerle boğuşan belediye yönetimi, bütçenin tümü üzerinde uzaktan yakından alakası olmayan gerçekleşme oranları, efendim söyleyeyim belediye veznelerinde oturan icra avukatları, faiz sarmalı vesaire falan,
yaklaşık 20 aydır görevdeyiz. Takribi söylüyorum, önceki yönetimden miras kalan sadece hukuki davalarda 15 milyon liraya yakın tazminat ödemek zorunda kaldık. Bunları planlıyoruz, ödemesine gayret ediyoruz ki icra gibi bir belayla karşı karşıya kalmasın. Çöpe içinde. Evet, Ankara gidiş gelişlerimizde Yalova ilimize yeni emniyet hükümet yatırımları olarak yeni emniyet binası, hastane, yeni yollar, spor yatırımları, kültürel sosyal faaliyetler anlamında Yalova'da daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için hükümet yatırımlarımızı işinize gelmese de istemeye ve almaya devam edeceğiz. Bu arada o kadar çok sorun vardı ki, o kadar çok sorun bırakmışsınız ki. Yani can siper halde çalışıyoruz. Ancak rayına sokabiliyoruz yani. Bu icralar mali disiplin anlamında daha yeni Yalova Belediyesi sürdürülebilir borç haline geldi. Evet, Yalova'mızı gelecek yarınlara her anlamda altyapı, üst yapı, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim, spor ve gençlik faaliyetleri gibi alanlarda Yalova'mızı gelecek yarınlara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu hakemlik konusunda burada bir ahkam kesildi. En iyi bunu gören millettir. Bugün Yalova sokaklarında elhamdülillah aldığımız karşılık bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bir de bir ifade kullanıldı. Israrla ifade ediyoruz burada görev süremiz boyunca. Hukuki bir süreç burada işliyor. İstiyoruz ki meclis üyeleri olarak bir burada riyaset şekillenmiş. Buraya böyle bir atamayla vesaire falan diğer farklı tabirlerle gelmemiz söz konusu değil. Aynı bu mecliste bir AK Parti Cumhur İttifakı grubu olarak bir aday çıkarttık. Siz değerli meclis üyelerinin oylarıyla başkanlık riyaset makamı belirlenmiş oldu. Kesinlikle ona da şiddetle karşı çıkıyorum. Biz de milletin onayıyla gelmiş meclis üyeleri olarak burada görevlerimizi devam ettiriyoruz. Kesinlikle makamı işgal etme vesaire falan onlar bizim kitabımızda zaten yazmaz. Hukuki süreci sonuna kadar saygılıyız, takipçisiyiz. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Israrla girmek istemediğimiz bir konu olduğunu söylüyoruz ama sürekli o taraftan bir şey geliyor. Aynı şeyi konuşuyoruz. Evet, gerçekten öyle. Lütfen İnaç Bey. Arkadaşlar bir açıklık getirdim. Şu oylama konusunda bakın. Kendi bir olarak kararlar sayılmak, burada şu an siyasetten bahsetmiyorum. Siyasetten bahsetmiyorum. İnaç Bey açıklasın. Söz olarak bakın. Diyor. O zaman dün konuşsaydık, Erişim'i konuşsaydık. Bütçe görüşüyoruz. Ayrıca 27 Şubat'ta. Ayrıca 27 Şubat'ta. Yerleşik Kurşun Bey. Tamam. Evet, komisyondan yerleşik bir oylarında soruyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.